Muteber değildir. Öğrenmiyor. Ve İslami bir devlet idaresinde olsa lil hakimi ta'ziruhu ala terkihi zalik. Dinen öğrenmesi vacip olan, farz olan hususları öğrenmeyip terk ettiği için bu cahil insana şer'i mahkemenin hakimi sopa atar. Cezalandırır yani. O cehalet içinde kalmasına rıza gösteremez. Neyin haram, neyin helal olduğunu bilmeyen Müslüman, ben cennete gideceğim demesin. Hani evlenmeden önce bir Müslüman delikanlı, evlenmeden önce, İslam'a göre evlenmek nedir? Kadın hakları nelerdir? Kadının tesettürü nedir? Erkeğin kadına karşı vazifeleri nelerdir? Kadınların erkeklerine karşı vazifeleri nelerdir? Sokağa nasıl çıkılır? Beraber nasıl yaşanır? Çocuk doğarsa nasıl muamele edilir? Hamilelik döneminde neler yapması lazımdır? Hayızlı halinde kadınla alakası nasıl olacaktır? Bunlara dair hükümleri öğrenmeden kimse evlenmesin, o evlilik başına bela olur. Çünkü harama düşer. Düşünün ki bir Müslüman erkek evlendikten sonra hanımıyla olan alakasını şer'i ölçülere göre ayarlayacaktı. Mesela hayızlı haldeyken, aybaşı halindeyken hanımıyla cinsi alakasını kesecektir. Bu kafi gelmediği gibi ay halinde, hayızlı halinde hanımıyla, nikahlısıyla cinsi alakaya mübaşereti de kesecektir. Bir Müslüman erkek hanımı ay halindeyken, hayızlıyken diz kapalıyla göbek arasına çıplak olarak elini değdirirse cehenneme girer. Sakınması lazım. O diz kapalıyla göbek arasından ve bölgesinden korunacak. O halde ve o esnada Allah orayı kapatıyor sana. Bilmiyorsa bu günah işleyecek. Haramları, helalları öğrenmeden evlenmeyin. Haramları ve helalları öğrenmeden ticarete başlamayın. Haramları, helalları öğrenmeden araba satın almayın. Haramları, helalları öğrenmeden ev almayın. Hepsi başınıza bela olur. Önce zarurat-ı ilmiyeyi ve diniyeyi, itikadiyeyi tespit etmek lazım. Eşya hakkında, madde hakkında, meseleler hakkında Allah'ın hükmünü öğrenmeden yapmayın. Saçınızdan tutun da ayağınıza kadar. Bir